diğer arkadaşlarımızın dışında parti dostlarımız da sağ olsunlar onurlandırdılar. Kahvaltımızda katılım gösterdiler. Bu katılım gösteren, onurlandıran arkadaşlarımızdan birisi de mevcut biliyorsunuz Kale Kayış Fabrikası'nda sendika örgütlenmesi sürecinde mücadele veren emekçi işçi arkadaşlarımız var. Bu sendikal mücadeleden dolayı iki arkadaşımız işinden oldular. Şu anda işsiz durumdalar ve onurlu mücadelelerini devam ettiriyorlar. Biz de onları bu kahvaltımıza davet ettik. Sağ olsun onlar da geldiler, onurlandırdılar bizi. Tekrar hoş geldiniz diyorum ayrıca size. Tabii ki sendika sürecini konusunu açmışken bununla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum ben özellikle. Biliyorsunuz sendikalaşma süreci ihtiyaçtan doğar. Yani hiç kimse durup dururken çalışmış olduğu iş yerinde biz bir mücadele, bir maceraya girelim, bir hayatımıza bir renk gelsin düşüncesiyle böyle bir sendikalaşma, örgütlenme içerisine girmezler. Bu bir ihtiyaçtan doğan bir süreçtir. Burada Kale Kayış'ta da bu olmuştur. İş gücünü satarak evine ekmek götüren işçi arkadaşlarımız karşılaşmış oldukları sorunları kendi bireysel mücadeleleriyle üstesinden gelemediği durumlarda her iş yerinde olduğu gibi burada da sendikalaşma, örgütlenme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu her iş yerinde bu böyle olur. Öncelikle bu örgütlenmeler gayri resmi örgütlenmeler olur. Önce işçiler 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi olarak kendi içinde gayri resmi örgütlenme içine girerler. Bu gayri resmi örgütlenme içerisinde işverene karşı bir takım kazanımlar da elde ederler. Ama bu kazanımlar bir toplu iş sözleşmesi güvencesine dayanmadığı için bu kazanmış oldukları haklarını kısa sürede maalesef tekrar kaybederler. Buradan çıkarmış oldukları dersle işçiler haklarını müdafaa savunabilmeleri ve yeni haklar kazanabilmeleri için doğru örgütlenme biçimi olan sendikal örgütlenmeyi keşfederler ve sendikada örgütlenirler. Çünkü elde etmiş oldukları kazanımları toplu iş sözleşmesi güvencesiyle bu sayede güvence altına alacaklardır. Bunu keşfederler ve bu arkadaşlarımız da bu anayasadan gelen haklarını kullanarak toplu iş sözleşmesiyle haklarını güvence altına almak üzere sendikada örgütlenmişlerdir. Ama maalesef ki işveren anayasa olan sendikal örgütlenme hakkı olan işçileri bu haklarını uygulamasına izin vermek yerine tam tersine kapının önüne koymuştur deyim yerindeyse. Burada iş yerinin bu tutumunu şiddetle Vatan Partisi İlçe Örgütü olarak bir kere kınıyoruz. Mücadele eden arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Her zaman yanlarınızda olacağımızı ifade ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun diyorum. Genişletilmiş örgüt toplantısı konusunda. Kahvaltımızı yaptıktan sonra iki maddeli bir gündem belirledik. Gündemimiz başkanlık, biliyorsunuz bir yerel seçim sürecine girmiş bulunuyoruz artık. Burada da bizim genel başkanımızın, başkanlar kurulunun bir almış olduğu bir karar var. Bu karar doğrultusunda yerel seçimlere girmiş bulunacağız. Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. İkincisi de yıllardan beri partimizin dile getirdiği, mücadele ettiği neydi bu? Borçlanma ekonomisiyle bu ülke yürümez, bu ülke batar, iflas eder. Borçlanma ekonomisine son verilsin, üretim ekonomisine geçilsin diye bunu savunduk yıllarca. Dolayısıyla şu anki ülkenin içerisinde yaşamış olduğundan gerçeklerde bizim ne kadar doğru bu olayı doğru tespit ettiğimizi ve ne kadar öncesinden tespit ettiğimizin bir kanıtıdır. İşte gördüğünüz gibi ekonomik kriz giderek derinleşiyor. İş yerindeki işten atmalar, esnafların dükkanlarını kapatması sık sık artarak devam etmektedir. Dolayısıyla bununla ilgili de Türkiye üretsin, Türk milleti kazansın kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Böylece iki gündem maddesini kahvaltımızdan sonra konuşmak üzere bırakalım. Hepinize afiyet olsun. Ek yapmak isteyen varsa şey, gündemle ilgili ek yapabilir. Kısa bir şey söyleyeyim. Tabii buradan. İlçe Sekreteri İlker Dağlıoğlu ben.
Şimdi bizim öncelikle parti olarak da bugüne kadar savunduğumuz işçi hakları, kapanan beldelerin yeniden açılması olayına sürekli vurgu yapıyoruz. Şimdi bu işçilerimiz, arkadaşlarımızın haklı mücadelesine biz bugüne kadar her zaman destek verdik ve bundan sonra da nerede varsa destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi bu çalışan fabrikalarımızda günün şartları dolayısıyla kriz bahane gösterilerek kar eden, gittikçe kendini yenileyen, büyüten firmalarımız işçi çıkarmaya başladılar. Sendikalaşma, sendika haklarının anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkının önünü tıkıyorlar. Üstelik de batıya ihracat yaptığını söylüyor arkadaşlarımız. Şimdi bu arkadaşlardan bir tane, firmalardan bir tanesi Kale Kayış'tır. Kale Kayış İstanbul'da Davutbaşı'da çalışan bir firmaydı. Buraya geldiğinde en fazla 40-50 kişi çalışıyordu. Muhasebesinde bir yakınım da çalışmıştı geçmişte. Daha sonra yapısal büyüklüğünü burada geliştirdi. Ve bu fabrikalarımızın çoğu ilçe belediyesi olmadan evvel kapanan, burada 6 tane belde belediyesi kapanmıştı. Belde belediyeleri zamanında kuruldu ve onların teşekkülündeki yerlerde faaliyetleri yürütüyorlar. Şu anda biz de çalıştığımız 4 ayrı belediyede bu fabrikaların atak yapmasında, bölgede kalkınmasında kendi çapımızda bir rol oynadık. Bizim sanayicimiz kazansın, kar etsin istiyoruz. İşçi arkadaşlarımız emeğin alın terini vaktinde karşılığını tam olarak alsın istiyoruz. Ama buradaki kriz bahane gösterilerek asla işçilerin sırtından krizin yükü işçilere verilemez, işçinin sırtına yüklenemez sadece. Bunu biz toplumsal olarak ne varsa Türkiye'nin kuruluşuna itibaren yarın da bunu hep beraber karşılayacağız. Krizin yükünün işçilerin sırtına yüklenmesine tamamen parti olarak karşıyız. Bölgemizde 6 tane yerel belediye kapandı. Bugün yerel belediyelerin kapanması, tekrar açılmasını Vatan Partisi programında vardı. Bir tek biz savunuyoruz bunu. Diğer muhalif partiler savunmuyor maalesef. Aynı şekilde Avrasya'yı savunan, Avrasya gerçeğini vurgulayan tek partiyiz. Vatan Partisi ilklerin partisidir. Aynı şekilde bizlerin NATO'dan çıkmayı da savunuyoruz. Dolayısıyla ben sizlerin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu işçi haklarının sonuna kadar bizler arkadaşlar takipçisi olacağız. Arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Gündem maddesini daha sonra konuşmalara bırakıyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Ayrıca bu konuyu geçmeden önce de bu mücadele yürüten arkadaşlarımızın burada yerel basın da buradaykasına onlara da bir görev düşüyor. Bunu haberleştirirlerse çok seviniriz. Çünkü bu arkadaşların bu mücadelelerini kamuoyuna duyurmak gibi bir zorunluluk ve ihtiyaçları vardır. Buradan güç alacaklardır. Yani bizden güç aldığı gibi yerel basının onları haber yapmasından da onlara bir güç diyecektir. O yüzden yerel basından bununla ilgili haber yapmalarını yaparlarsa onlara da katkı yapmış olacaklarını düşünüyorum. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Yerel seçimlerle ilgili kararıydı. Diğeri de borçlanma ekonomisinin sonuna gelindi. Türkiye üretsin, Türk milleti kazansın partimizin başlatmış olduğu kampanyayla ilgili konuşalım istedik. Burada yerel seçimlerde bir kere başkanlık kurulunun almış olduğu kararlara göre partimiz bütün yerel ilçe ve il belediyelerinde her yerde aday çıkaracaktır, seçimlere katılacaktır. Bir kere bunu partimizin açısından bilinmesini istiyoruz. Bu kararların tamamını ben okuyup sizlerin zamanınızı almak istemiyorum. Arkadaşlarınız masalara dağıtacaklar. Ayrıntıları oradan takip edebilirsiniz. Ama başkanlık kurulunun almış olduğu kararlardan bir ikisini özetlemek istiyorum izninizle. Bunlardan en önemli kararlardan bir tanesi, olmazsa olmaz, altını kalın çizgilerle çizdiğimiz kararlardan bir tanesi. Vatan Partisi olarak yerel belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde HDP ile beraber olan, HDP ile yan yana gelen, açık veya örtülü bir şekilde HDP ile hareket eden hiçbir partiyle ittifak işbirliği içerisinde olmayacağız. Bu karar çıkmıştır başkanlık kurulu kararından. Dolayısıyla Silivri'mizde de yerel seçimlere adayımızı çıkartacağız, meclis üyesi adaylarımızı çıkartacağız ve
seçimlere katılacağız. Bazı bölgelerde işbirliği, ittifak dedikleri işbirliği olabilir ama baştan söylediğimiz gibi kesinlikle HDP ile beraber olan hiçbir partiyle hiçbir şekilde işbirliği içerisinde olmaz. Ancak bunun dışında bazı yerlerde eğer bu işbirliği gerçekleşirse şu şekilde olabilir. HDP ile yan yana olmayan bir siyasi partinin ile beraber hareket etmek edebilmek için bizden, partimizden orada temsil edilmek üzere seçilebilir sıralarda meclis üyeliğine aday gösterilmesi koşuluyla ve partimizin de bu seçimlerde isminin doğrudan zikredilmesi, yani birinin kuyruğuna takılmış şekilde değil de doğrudan parti onuruna yakışan bir şekilde partimizin ismi zikredilir bir şekilde ve seçilebilir sıralardan meclis üyeliğine aday gösterilme suretiyle işbirliğine gidilebilir. Ama tekrar söylüyorum, öncelikle şartımız HDP ile kesinlikle ve kesinlikle yan yana gelen bir siyasi partiyle hiçbir şekilde işbirliği, ittifak vesaire içerisine girmeyecektir. Ve adayını gösterip, meclis üyesi ve belediye başkan adayını gösterip seçimlere katılacaktır. Buradan sözlerimi son vermek istiyorum ve sizleri il başkanımız Cem Dikmen'e konuyla ilgili sözü bırakıyorum. Hepinize tekrar katılım gösterdiğiniz için tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sevgiler, öncelikle teşekkür ediyoruz bizi misafirperverliğinizle ağırladığınız için. Silivri'nin bizim için her zaman çok farklı bir yönü vardır. Valimiz de burada, Hıdır abimiz Sıdırokka. Silivri çadırlarıyla, Silivri'de biz aslında direnişi bütün Türkiye'ye öğrettik. Silivri aslında bütün Türkiye'ye direnişi öğrettik. Biraz önce başkanımızla da sohbet ederken o günleri yad ettik biraz ve şunu fark ettik. 2013'lere gelene kadar o işte Türk milletinin ya da Türk devrimcilerinin, milliyetçilerinin, Atatürkçülerinin biber gazıyla tanışma yeri Silivri. Aslında Silivri'de biber gazıyla tanışmaya başladılar. Silivri'de direnişi öğrendiler. Silivri'de sağ sol demeden hep birlikte Türk milletini birleştirme ihtiyacını daha net bir şekilde kavradılar ve Silivri'de FETÖ'yle, PKK'yla, işte bunun en cümle bütün Amerikancı terör yapılarıyla savaşmayı öğrendiler. Öğrendik, hep birlikte öğrendik ve bu dayanışma, bu direniş şehrinde şimdi yeniden daha büyük zaferlere ilerleyen bir sürecin eşiğinde toplanmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, ilçe başkanımızın durumu özetledi. Yerel seçimleri konuşacağız, bir yandan kampanyamız var, bunları konuşacağız ama ben kısaca bir Türkiye tahlili de yaparak sürece başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz süreç salt bir yerel seçimler süreci değil, normal bir olağan bir yerel seçimler süreci değil. Ya da gittiğimiz kriz dönemi işte böyle manipülasyon ya da spekülasyon denilerek atlatılabilecek ya da teğet geçti denilerek insanların, milletin aklıyla alay edilecek bir süreç değil. Bambaşka, daha ciddi, daha sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyoruz. Türkiye, bana sorarsanız, Kurtuluş Savaşı sürecindeki gibi bir cepheleşmeye doğru. Türkiye'nin şu an geldiği nokta burası. Dört bir tarafından sarılmış bir vaziyette Türkiye. İşte bakın, güneyin doğusuna bakın, güneydoğumuza. İşte şu an ne yapıyoruz? PKK ile, YPG ile, Amerika'nın kurduğu o gözlem kuleleriyle, Amerikan askerleriyle karşı karşıyayız ve savaşıyoruz. Güneyimizin batısına bakıyoruz, Akdeniz'e ve Ege'ye bakıyoruz. İşte sismik araştırma gemilerimiz bile donanmayla bu araştırmaları yapıyor. Kıbrıs krizi bir yandan devam ediyor. Kıbrıs'ta çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Akdeniz sıcaklaştı giderek. Ve bütün dünyanın orduları donanmalarını oraya gönderiyor. İşte şimdi daha net anlaşılıyor. Yad edelim, ruhu şad olsun, özden örneklerin milgemleri, milli gemi projeleri değil mi? Şimdi daha net anlaşılıyor. O dönemde hain ilan edilen özden örneklerin milli gemi projeleri şimdi daha net anlaşılıyor. Bütün dünyanın donanma kuvveti Akdeniz'i, Ege'yi şu anda demirlemiş vaziyette. Akdeniz'de, Ege'den kuşatılmış vaziyette Türkiye. Bir yandan da şimdi Karadeniz'de biliyorsunuz çok önemli bir ekonomik iştirak Türk Akımı. Türk Akımı'nı ve
yine Rusya'dan Almanya'ya giden kuzey akımını engellemek amacıyla, yani Türkiye, Rusya ve Almanya, özellikle bu üç ülkeyi vurmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna Kerç provokasyonuyla, Kerç Boğazı'ndaki provokasyonla Karadeniz'i de artık yeniden vur, işgal ya da bu sarma harekatının içerisine kattı. Türkiye şu anda Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de ve Güneydoğu'da, Türkiye'nin dört bir yanında yani sarılmış vaziyette ve bir mücadele veriyor. Bir yandan da içinde PKK ile FETÖ ile mücadele veriyor ve bir yandan da şimdi yine içinde ve dışarıda ekonomik krizle burun buruna. Yani Türkiye'nin içindeki süreci ancak böyle tahmin edersek, her gün ve her gün kendimize bir yol haritası, ama düzgün, doğru bir yol haritası çizebiliriz. Türkiye'nin gerçek problemleri bunlar. Ve maalesef Türkiye'yi yönetenlere bakıyoruz. Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunu söyleyen meclisteki diğer muhalefet partilerine bakıyoruz. Her zaman bize sunduğu gündemler suni gündemler. Farklı gündemler. Hiçbiri Kerç provokasyonundan bahsetmiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok sık görüşeceğiz. Daha sonra çok sık gelip gideceğiz. Şimdi isterseniz yerel seçimler ve bu kampanya süreciyle ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa öyle devam edelim. Ama İstanbul'da bir sunumundan dolayı teşekkür ederiz. İki maddeyi de çok geniş bir şekilde açıklamış oldu bizlere. Teşekkür ediyoruz. Buradan arkadaşlar bu konularla ilgili söz almak isteyen, yani zamanın darlığından dolayı erken ayrılmak isteyen ama söyleyecek sözüm de var diyen arkadaşlarımız varsa öncelikle sözü onlara verelim diyorum. Aynı şekilde başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi yerel seçimle ilgili gerek belediye başkanı aday adaylığı ile ilgili gerek meclis üyesi aday adaylığı ile ilgili sizlerden görev almanızı, bunu medeni bir cesaretle çıkıp buradan açıklamanızı, görev üstlenmenizi istiyoruz. Buyurun, görev almak isteyen arkadaşlarımız buradan gelsinler. Kendilerini ben belediye başkanlığına adayım desin, meclis üyeliğine adayım desin. Bunun için buradan da bunu başlatmış bulunalım diyorum. Sorumlularından. İl yöneticimiz. Aynı zamanda. Cem başkanımıza yapmış olduğu detaylı konuşmadan ötürü teşekkür ederim ama alçak gönüllü gösteriyor. Cem arkadaşlarımızın ve gençlerimizin partide, yalnız İstanbul ilinde değil, İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, Antalya'da olsun, Bursa'da olsun, efendime söyleyeyim, Aydın'da olsun aklıma gelenleri ifade ettik ki bundan sonra daha da öne açık olacaktır bu açıda. O zaman da aday oldukları zaman ben o toplantıda da açıklandığı zaman da ilk aklıma gelen şu oldu. Eski olan arkadaşlar bilir, biz 2000 yılında radyonun darbesine maruz kalarak öncü gençliğimizi tamamen yitirmek zorunda kalmıştık aşağı yukarı. 2000 yılından bugüne kadar, yani 17-18 sene içinde bu aynı zamanda partimizin ideolojik anlamda da ne kadar doğru zeminde ve gerçeklere oturduğunu gösteren bir şeydir. Bunu o gün de Cem arkadaşa anlatmıştım. Çok önemli olduğu için bir daha da sizlere anlatmak istiyorum. O günden bugüne bir gençlik yaratarak ideolojik anlamda 17-18 sene içindeki ortalama herhalde şu anda yaşlar 26-27-25 civarında bir İstanbul ilini bu gençlere verebilecek noktaya getirmiştir partimiz. Bu aslında Vatan Partisi'nin, İşçi Partisi'nin ideolojik anlamda ne kadar doğru yerde olduğunu gösteren bir şeydir. Kendileri de sağ olsun her yerden çıktıkları zaman da bütün gençlerimiz, arkadaşlarımız, başkanlarımız diyoruz. Kendilerini de ifade ederken, partiyi de ifade ederken son derece nerede olduklarını da gösteren bir şekilde. Yani bugün ben sanmıyorum ki tarihte yaşanmamış bir şeydi. Bu yaşta, bu gençte arkadaşlarımızı başka partiler il yöneticisi yapsın, bırakın il başkanı yapsın, İstanbul il başkanı yapsın. Çünkü İstanbul deyince
Bugün bir Ankara'da dahildir bunun içine. Türkiye'nin yarısı demektir. Yani Türkiye'yi yöneten bir bölgedir İstanbul deseydik. Hem ekonomik bağlamda hem ideolojik bağlamda besleyen yönetendir. Dolayısıyla buralara kadar getirebilme gücünü gösteren ideolojik bir anlayışın biz de ürünleriyiz. Biz de kendimizi bu yoldan gelerek geliştirdik. Bu açıdan ne kadar doğru yerde olduğumuz belli. Bunu tekrar ifade etmek istedim. Şey açısından da baktığımızda yalnız kendimizi aday göstermek değil, bizim geleneklerimizde aday önermemiz de var. Ben Silivri için ilk aklıma gelen, bugün için ilk toplantı aslında bu hem bir kahvaltı, bir dayanışma toplantısı oldu. Hem de aynı zamanda da bir danışma toplantısı gibi oldu. Benim önerim İlker arkadaş oldu. Konuşacak arkadaşlarımız da hem kendisini de önerebilir hem de önerici arkadaşlar da varsa bizim de unutmuş olduğumuz bu parti içinden de olabilir. Benim ağırlıklı tercihim parti içinden adaylar çıkarmak. Özellikle bu seçimden, bu süreçten sonra parti içinden adaylar çıkarmaktan yanadır. Tabii ki partimize yakın, güçlü, bizleri de ideolojik bağlamda temsil edecek dışarıdan adaylarımız olursa seve seve onlar da bu partinin kadrosudur, bu ülkenin kadrosudur, onları da açacağız. Teşekkür ederim. Partimizin içerisinden bir aday çıkarmak ilk tercihimiz olacaktı. Ben de İlker Dağlıoğlu'nu şu anda mevcut ilçe sekreterliği görevini yürüten İlker Dağlıoğlu'nu Vatan Partisi Silivri ilçe örgütü olarak belediye başkanlığı adayı olarak en uygun isim olarak olduğunu düşünüyorum. Kendisi de kabul eder adaylık görevini üstlenirse mutlu oluruz. Söz almak isterseniz buyurun İlker Bey, söz sizde. Teşekkür ederiz. Bizim Vatan Partisi olarak Türkiye'de devrimci çıkışı olan ciddi Türkiye'yi geleceğe taşıyacak planlara sahip, verilere sahip ve programa sahip tek partiyiz. Bunu her zaman iddia ettik. Bizler bugüne kadar yaptığı şeyleri yerine getiren, söz verdiği zaman Vatan Partisi sözünü yerine getirir. Bugüne kadar her zaman Silivri önlerinden başlayarak yaptığı gerek yurt içinde, dışında olsun, yurt içinde olsun. Hatta bugün Türkiye'den çok, dünyada daha çok tanınıyor. Vatan Partisi başarılarını bütün dünya bugün bizim medyamızda yer almadığı şekilde daha fazla bilincindedir. Bugün Ermeni soykırımının yalanının bitirilmesinden tutun da bugün Rusya'yla komşularımızla barışı, dostluğu, işbirliğinde öncü rol oynamıştır. Bugün bu yapılan başarılarımız artık sınırlarımız dışına taştı. Bizler programıyla sahip olduğu yerin kadrolarıyla Atatürk'ün çizgisiyle bizler Mustafa Kemal'in askerleri izliyoruz arkadaşlar. Kendimize bunu güvenerek her zaman söyledik ve vurguladık. Kendimize belirlenen görevden hiçbir zaman kaçmayız. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. İl başkanımızlara sağ olsunlar. Bizler Türkiye'nin Vatan Partisi bugün yükselen bir yıldızdır. Geleceğinde ışıl ışıl parlamaktadır. Ve aslında alternatifimiz de fazla bulunmuyor arkadaşlar. Kendimizi de fazla mütevazi olarak bu yönde addetmeyelim. Sahip olduğu büyük gençlik teşkilatlarıyla, var olduğu dinamiğiyle, Atatürk devrimlerini tamamlama etrafında kenetlenmiş bir vaziyetiyle Türkiye'de emsalsizdir. Bunun bilincinde olalım, kendi gücümüzün farkında olalım ve kendimize güvenelim arkadaşlar. Mustafa Kemal'in yaptığı gibi yapacağız, aynı şekilde başaracağız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gençlik konusunda yani başarıları, birçok başarıları var ama ben gerçekten burada partinin en büyük başarılarından bir tanesi nedir dediğimizde böyle Türkiye Gençlik Birliği gibi, öncü gençlik gibi vatan mücadelesinde geri durmayan bir gençlik örgütü yaratması partimizin belki de en büyük başarılarından bir tanesidir. Çünkü diğer siyasi partilerdeki gençlik örgütlerinin hangi durumda nasıl hareket ettiği hepimizce malumdur. Evet, başka görev almak isteyen, ben de meclis üyesi adayı olacağım, adayı olmak istiyorum diyecek arkadaşımız varsa dediğimiz gibi buyurun.
buyursunlar, kendilerini ifade etsinler, görev almaya talip olsunlar. Bildirilerimiz gelmiş durumda ve bu bildirilerimizde gerek yerel seçimler faaliyetlerini yürütme, gerekse bu ikisini aslında eş zamanlı olarak yürüteceğiz aynı zamanda. Yani bir köye gittiğimizde hem yerel seçimle ilgili nasıl bir ilçe yöneteceğimizi ifade edercesine, aynı zamanda da Türkiye'nin bir borçlanma ekonomisiyle bu noktaya geldiğini, buradan çıkışın ancak bir üretim ekonomisiyle var olabildiğini, araçlarımızla, köy kahvelerimizde, çarşıda esnafımızla bunları anlatacağız, bu çalışmalarımızı da yürüteceğiz. Teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen arkadaşımız varsa gündemle veya gündem dışı söz alabilirsiniz. Özellikle işçi arkadaşlarımız da burada kendi durumları ile ifade etmek istedikleri bir şeyler varsa, sözler varsa buyurun. Mesela olarak işte yani çalışmaktaydım ve bundan iki hafta önce de bir iki arkadaş olarak işten çıkarıldık. Ve bunun sebebi hakkımızı aramaktır. Yani sendikaya müracaatımızdır, üye olmamızdır. Yani bu konuda bir mücadeleyi kazandık aslında. Fakat işverenimiz bu konuda yani kendisi yenilgiyi kabul etmiyor. Ve bunun için içerideki arkadaşlarımıza yani baskılar yapmaktadır. Yani yaptırımlar yapmaktadır. Mesailerini kesmektedir. Yani bu konuda benim içerideki arkadaşlarım da dik durmalarıdır. Mücadeleyi zaten biz kazandık. Yani benim onlardan tek isteğim bu konuda mücadeleyi devam ettirmeleri. Yani bu hakkımızı kazanmaktır. Başka bir şey istemiyoruz biz onlardan. Ya bu konuda da Vatan Partisi'ne desteği için ben tekrar teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber toplanır Silivri'nin bütün emektarları ve işte kapalı kapılar ardında kimden ne kadar cukka yaparım şeklinde aday adayı belirlenmez bizim partimizde. Bizim partimizde işte herkese açık. Herkesin olduğu toplantılarda öne çıkan insanlar aday adayı olarak belirlenir. Kafada elbette bir plan program vardır ama her zaman da o toplantının gidişatına göre, yani partimizin üyelerine güvenerek, güven ilkesiyle aday adayları belirlenir. Muhtemelen biz belediyeyi alsak da yine kolektif bir şekilde, değil mi İlker Bey, yönetiriz. Yani bütün sokakları, mahalleleri inşa ederken yeniden hakkıyla, layıkıyla o mahallenin insanlarıyla birlikte bir araya gelerek, ihtiyaçlarını gözeterek, halk meclisleriyle belediyeleri yönetiriz. Vatan Partisi'nin yönetim tarzı şekli budur. O yüzden buna örnek bir gün yaşattığınız için de ayrıca biz Silivri ilçemize teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir görev çıktı. Birincisi, başkanımızın da dediği gibi bu aynı zamanda bir yerel seçim çalışmasıdır. Türkiye yöresini Türk milleti kazansın. Ve aynı zamanda da yerel seçimlere de aday adayımız var ve başlıyoruz. Hemen yarın burada işte bulunan bütün arkadaşlar da sokaklara çıkalım. Hemen yarın. Hiç zaman kaybetmeden. Alalım Türkiye yöresini Türk milleti kazansın broşürlerimizi, afişlerimizi. Yerel seçim kampanyamız mı? İşte size yerel seçim kampanyası. Yerel seçimde ne mi yapacağız? Bunu yapacağız. Üreten bir Silivri kuracağız. Üreten bir Silivri yaratacağız. İnsanlara böyle aday adayımızla birlikte hemen yarından teslim çıkalım ve bütün esnafı sokaklara dolaşalım. Biz de sizden bunu rica ediyoruz. Olur değil mi? Yarından itibaren çıkıyoruz artık. Bu şeyle, bu mücadele hattıyla bizim önümüzde hiçbir dağ olsa deler geçeriz. Hiç sıkıntı yok. Size de güvenimiz tam. Ben şimdi il merkezimizde başka bir görüşme olduğu için müsaadenizi istiyorum. Beyhan arkadaşımız, biraz önce tanıtırken söylemeyi unuttuk. Beyhan da 3. bölge sorumlumuz. İl yöneticimiz aynı zamanda. Beyhan da... Beyhan Korkman arkadaşımızla sizlerle temas edecek. Biz çok uzun yıllardır TGB ve Öncü Gençlik dönemlerinde birlikte çalıştık. Beyhan Korkman arkadaşımla. Ben Denizli'deydim, o Muğla'daydı ve sık sık buluşurduk bir arada, fikir alışverişiyle çalışırdık. Şimdi 2,5 yıldır Muğla İl Sekreterliği görevini yürütüyordu. Orada çok başarılı işler yaptılar ve şimdi o da bayrağı, yani biz o kadar genç değiliz, o yüzden anlatıyorum onu. O da bayrağı devretti Muğla İl Sekreterliği'ni. Gençlerimize devretti Muğla İl Sekreterliği'ni ve şimdi geldi İstanbul gibi
büyük bir şehrin 3. bölgesinden sorumlu olduğu il yöneticimiz oldu. Beyhan'ın huzurlarınızı biz de tebrik ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz.